Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, merkezi bütçenin bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü Genel Müdürlükleri üzerinde grubumuz adına görüşlerimi belirtmek adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii iki tane kurumla ilgili söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok ama Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile alakalı söylemek istediğim ve burada daha önce de söylediğim ve buna rağmen hiçbirinin gündeme alınmadığı ve bugüne kadar hayatiyete geçirilmediği konularla alakalı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizi ekranları başında izleyen değerli hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, bizim Adana'da 750 bin dönüm araziyi ilgilendiren ve gerçekten çok da mümbit, çok da güzel bir araziyi ilgilendiren bir Yedigöze Barajı yapımı var. Sayın Bakan, Bakanlar Kurulu'nun en eski üyelerinden bir tanesi. Ben de aşağı yukarı kendisi kadar burada milletvekilliği yapan bir arkadaşınızım. Her dönem bu barajı gündeme getirdim. Her defasında da Sayın Bakan yapacağız, bitireceğiz sözleriyle burada bizi de oyaladı. Orada yaşayan ve çiftçilik yapan insanlarımızı da oyaladı. Şu ana kadar Yedigöze Barajı'nın sadece %10'luk bir kısmı sulamayla alakalı kısmını söylüyorum. Enerjiyle alakalı kısmını söylemiyorum. Orası sizi biraz daha fazla ilgilendirdiği için enerjiyle alakalı kısmını bir an önce tamamlattırdınız. Çünkü oradan para akışı var. Bilemiyorum nereye gidiyorsa o para akışı. Orada biraz erken davrandınız ama sulamayla alakalı kısmı sadece Musullu İmamoğlu arasındaki 20 bin dönüm araziyi sulayacak bir kısmı tamamlandı. Daha 730 bin dönümlük arazi şu ana kadar hala hiçbir tesis kurulamamış ve bir damla su akıtılamamış durumda. Şimdi her defasında 2007 yılından bu yana her defasında gündeme getirdim. Her defasında bir iki seneye kadar bitecek dediniz. Bunların hepsi tutanaklarda da var. Tutanakları da getirip size gösterebilirim. Ama şu ana kadar Yedigöze Barajı ne yazık ki atıl durumda. Yetkililere soruyorum. Ne durumda diyorum? Yapılacak ihaleler eğer bir aksilik olmazsa bu ihaleleri yapabilirsek 2020 yılında bitirmeyi düşünüyoruz diyorlar. Tamamlamayı düşünüyoruz diyorlar. Yani 2002 nere? 2018 nere? 18 yıl olmuş ama sizin siyasetçileriniz ve siz her defasında o bölgeye gittiğinizde bir sene sonra suyunuz geliyor. Bir sene sonra sizi susuzluktan kurtaracağız dediniz. O insanları hep aldattınız ve kandırdınız. Şimdi artık insanların size inancı kalmadı. 250 metre derinliğe sondaj vurup kendi tarlalarını sulamaya çalışıyorlar. Mazot yakarak sulamaya çalışıyorlar üstelik. Halbuki bu baraj bitmiş olsa, o mümbit araziler sulanmış olsa hem o bölgedeki çiftçilik yapan insanların ekonomisi güçlenecek hem de Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Ama sizin çiftçi umurunuzda olmadığı için, sizin tarla ekip diken insanlar umurunuzda olmadığı için, sizi daha çok enerji ilgilendirdiği için enerji kısmını tamamladınız. Ondan sonrası ne olursa olsun dediniz. Halbuki binlerce insan o topraklardan ekmek yiyor. Binlerce insan o topraklardan Çorlu'nun çocuğunun geçimini sağlamaya çalışıyor. Sizin umurunuzda değil tabii bunlar. Her defasında anlattım, her defasında söyledim ama bu kulağınızdan girdi, bu kulağınızdan çıktı. Hani bir atasözü var ya, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Bir dahaki geldiğimde davul zurna çaldıracağım burada Sayın Bakan. Anlayabilirsiniz diye. Yoksa anlayamıyorsunuz yani. Ya da anlamak istemiyorsunuz. Şimdi gelelim yine sulama birlikleriyle alakalı burada yasalar çıkarttık. Ve o yasaya biz de olur verdik. Biz de destek verdik sulama birliği ile ilgili yasaya. Ama bugüne kadar o yasayı ne yazık ki lehinde kullanmadınız. Bakın, Ceyhan Ovası'nı sulayan, Osmaniye Cevdetiye'den başlayıp Yumurtalığa kadar devam eden ana hatta şehir irsaliyesinin atık suları dökülüyor Sayın Bakan. Bunu da defalarca söyledim burada.
Bununla ilgili DSİ'nin bir projesi var. DSİ diyor ki sulama birlikleri yapsın. Sulama birlikleri kendi kendini idare edebilecek durumda değil ki sulama birlikleri bunu yapsın. Niye DSİ'ye yaptırmıyorsunuz? Neden yaptırmıyorsunuz? Her yıl birkaç defa su kesintisi uygulanıyor. Niye? Çünkü kanaletler yosun tutuyor. Yosunu temizlemek için ilaç atması gerekiyor sulama birliklerinin. Dolayısıyla ilaç attıkları dönemde de su kesiliyor. Tam çiftçinin mısırını, pamuğunu sulamak ihtiyacı duyduğu dönemde birdenbire su kesintisi uygulanıyor ve çiftçi bundan mağdur oluyor. Geçen yıl bundan dolayı çiftçinin en az 250-300 kilo mısır kaybı var. Geçen yıl bundan dolayı çiftçinin en az 100 kilo pamuk kaybı var. Sayın Bakan, kulağınız duysun bunları. Lütfen bunları ciddiye alın ve bunlarla ilgili projeleri bir an önce gerçekleştirin. Ben burada söylerken bunların hepsini bilerek, yaşayarak söyleyen bir insanım. Afaki konuşan bir insan değilim. Bakın, yine sulama birliklerinin bu enerjiyi özelleştirdiniz. Hazır Enerji Bakanı da buradaydı, şu anda yok, nereye gitti bilmiyorum. Şimdi sulama birliklerinden aylık tahsilat istiyorlar. Sulama birliklerinin aylık tahsilat yapma gücü yok. Niye? Çünkü sulama birlikleri çiftçiden yıldan yıla para topluyor. Dolayısıyla yıldan yıla ödeme şansı var sulama birliklerinin. Ama Enerjisa şimdi sulama birliklerinden aylık tahsilat bekliyor. Dolayısıyla da birçok yerde cereyan kesintisi, enerji kesintisi yapılıyor ve bundan da yine çiftçilerimiz, köylülerimiz mağdur oluyorlar. Şimdi bununla ilgili de lütfen not alıp eğer bir düzenleme yapar ve bu konuda çiftçilerimizi ve sulama birliklerini rahatlatırsanız memnun olacağız. Ben sulama birliklerinin hakkını savunmak adına konuşmuyorum. Sulama birliklerinden dolayı çiftçi mağduriyet yaşadığı, köylü mağduriyet yaşadığı için bunları söylüyorum ben size. Sayın Bakan, yine bu elektrik tarımsal sulama olarak sulama birliklerine bir katkı sağlanabilir mi? Eğer bu katkı sağlanırsa sulama birlikleri çiftçiye daha ucuz yolla su verme imkanı sağlayacak. Dolayısıyla çiftçimiz kazanmış olacak. Yani enerjiyi tarımsal elektriğe çevirmekle ilgili bir projeniz var mı? Bunu gerçekleştirmek istiyor musunuz? Bunu da lütfen bir not alırsanız sevineceğim. Yine geçen tarım kredilerden bahsettim. Böbürlenerek bana ait dediniz oradan. Doğru mu Sayın Bakan? Tarım krediler bana ait dediniz. Yanlış anlamadım herhalde. Doğru mu? Bana ait dediniz değil mi tarım krediler? Evet. Ben buradan konuşurken siz oradan böbürlenerek bana ait dediniz tarım krediler. Şimdi tarım krediler bu ülkede gübre fiyatlarını sübvanse etmesi gerekirken, gübre fiyatlarını çiftçinin lehine değiştirmesi gerekirken, ne yazık ki şu anda tarım kredide gübre fiyatları serbest piyasanın 200 bin lira, 300 bin lira daha üzerinde. Eski rakamla konuşuyorum. İnsanlarımızın daha rahat anlaması için eski rakamla konuşuyorum. 200 bin lira, 300 bin lira daha üzerinde. Halbuki tarım kredi piyasaya girmiş olsa, üstelik bir de bunu diyorlar ki biz kendi fabrikalarımızdan gübre getiriyoruz diyorlar. Peki kendi fabrikalarınızdan gübre getiriyorsanız neden çiftçiye daha ucuz gübre sunmuyorsunuz? Serbest piyasanın neden altında gübre fiyatlarını sübvanse etmek istemiyorsunuz? Ha, sizin demin de söylediğim gibi çiftçiyle alakalı, çiftçiyi korumakla alakalı bir projeniz ve düşünceniz olmadığı için bunların hiçbirisi sizin için önem arz etmiyor. Yine bu taş ocakları. Bir bakıyorsunuz köy yerleşiminin hemen üstünde taş ocaklarına müsaade edilmiş. Ve üstelik oraya 20 yıl önce ağaç ekilmiş, ormanlaştırılmış, çok da güzel ormanlar, ağaçlar oluşmuş. Orayı taş ocaklarına veriyorsunuz. Ya niye yapıyorsunuz bunu Sayın Bakan? Yani buradan 3-5 kuruş para elde edilecek diye, 3-5 kuruş para kazanılacak diye o güzelim yerleşim yerlerini, o güzelim ormanları yok etmekten hiç mi sıkılmıyorsunuz ya? Yani değerli arkadaşlarım bakın bunların hepsi ne yazık ki günlük olarak yaşadığımız ve her gün bize sıkıntı veren şeyler. O köyde yaşayan insanlar köylerini terk etmek istiyorlar. O ağaçlık alan tamamen taş ocaklarının efendim yoluyla, yıkımıyla orman yok olmaya yüz tutmaya başladı. E şimdi bir taraftan orman yapalım diyoruz, ağaç yetiştirelim diyoruz. Öbür taraftan ormanların içerisine taş ocaklarına izin veriyoruz. Yine 2008 yılında burada hep birlikte çıkarttığımız bir yasa vardı. Geçmişe dönük Bağkur'la ilgili bir
Eğer kişinin yatırmış olduğu bir miktar varsa gerisini tamamlamak kaydıyla emekli olma hakkını verdik. Güzel, doğru da bir uygulama. Şimdi Adana bölgesinden bahsediyorum. Sadece Adana bölgesinden. Sayın Bakan, belki sizin konunuz değil ama bu hükümetin en eski üyelerinden bir tanesisiniz. Şimdi az çok da çiftçiyle, tarımla alakanız var. Şimdi kişiler 97 ile 2008 arasındaki primi gittiler, peşinden yatırdılar. Bakın burada belgesi de var, size vereceğim biraz sonra. Yani kaç yıllık oldu? Aşağı yukarı 10 yıllık primini peşin yatırmış oldu çiftçi. Tarım Bağkuru'ndan kayıt yaptırdı ve bütün aylık ödemelerinin hepsini yaptı. Sağlık hizmetlerinden faydalandırıldı. Eşi ameliyat oldu, kendisi ameliyat oldu, hastaneye gitti, Bağkur'dan faydalandı ama yaşı doldu, günü doldu, şu anda emekli olamıyor. Niye? Efendim her yıl Ziraat Odası'na kayıtlarınızın yenilenmesi gerekir. Peki böyle bir uyarı yapıldı mı? Böyle bir uyarı yapılmadı. Şimdi bu haksızlık değil mi Sayın Bakan? 18 sene, 20 sene prim yatırmış ve bunun 10 yıllığını peşin almışsınız. İşte burada Ağaçpınar Köyü'nden Halil'deler. 10 bin, 20 bin insandan bir tanesi. Şimdi bu hak mahrumiyeti değil mi? Bu haksızlık değil mi? Niye bu insanların emekliliğine mal oluyorsunuz? Niye bu insanları emekli etmiyorsunuz? Hepsi mahkemedeler şu anda. Hepsi sizi, hükümetinizi ve o yasadan kaynaklanan haklardan ve bu elde etmişler oldukları haklardan dolayı mahkemeye verdiler. İnşallah yakın zamanda da kazanırlar diye ümit ediyorum. Ama burada çıkarttığınız her yasanın arkasında duramadınız. Burada çıkarttığınız her yasadan sonra o yasayı yenilemekle ilgili, değiştirmekle ilgili yeni yeni yasalar çıkarttınız. 2B yasası da aynı.